Merhabalar, sağlıklı ve mutlu ve huzurlu bir pazar geçirmenizi dileyerek bugünkü programımıza başlıyoruz. Bugün konumuz hayatlarının dönüm noktasında olan ve önümüzdeki haftalarda üniversite tercih listelerini yapacak olan öğrencileri ve ailelerini yakından ilgilendiriyor. Tercihler neye göre yapılmalı? Gençler hayatlarını yakından ilgilendiren bu tercihleri yaparken nelere dikkat etmeli? Bugün bunları konuşacağız ve stüdyomuzda çok sevdiğimiz değerli hocamız Profesör Doktor Nevzat Tarhan bizimle birlikte kendisi aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi'nin de rektörü. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ee, psikiyatristiniz ve tabii bu anlamda size soracağımız ayrıca çok şey var çünkü bence en önemli olan şey herhalde gençlerin kendilerini tanıması, kendilerini anlaması ve hayatlarını tamamen etkileyecek olan bu karar verirken buna evet. göre hareket etmesi. O yüzden bence bugün izleyicilerimizin sizi can kulağıyla dinlemesi gerekiyor. O yüzden özellikle sizi istedik bir psikiyatrist olduğunuz için her şeyden evet. önce. Ama tabii üniversiteyle de bağlantılı olmanız bizim için çok güzel oldu. Ee, şimdi hocam şöyle bir araştırma var. Ülkemizde yapılan bir araştırmaya göre üniversitelerde şu anda okuyan mevcut öğrencilerin %50'si bulundukları bölümden memnun değilmiş. Evet. Öncelikle bunu sormak istiyorum hmm. size. Neden e, bu memnuniyetsizlik, bunun altında ne var? Bu tercihleri yaparken, bu hayati kararları verirken neden yanlış seçimler yapıyoruz? Böyle bir gerçeğimiz var bizim. Var, doğru. Hatta onun için yok yatay geçişin önünü açtı iyice. Yani tekrar tekrar üniversite sınavına girmek yerine e, bir puanı, taban puanı tutan ya da ders notu tutan kişiler Başka bir üniversitede başka fakülteye geçebilsin diye özel kontenjanlar. Evet bu da müthiş bir, bir gelişme. O yani o nedenle başka çözümler de var. Yani oturup da tekrar ilk baştan test e, üniversite hazırlık eğitim almaya gerek kalmayacak bu güzel bir uygulama. Çok güzel gerçekten e, öyle. kişiler e, meslekleri seçerken yüzde elli bir memnuniyetsiz olması ilk tercihlerde bu aslında bunun. E, yani şu anda Türkiye'deki üniversitelerdeki kontenjanla ve lisede mezun olan öğrenci sayısı eşit oldu birkaç senedir. İlk defa Türkiye tarihinde ilk değil defa değil bu mi? oldu. Kontenjanla mezun sayısı fakat sınava giren düşmüyor. Yani i̇lginç. Bur sayısı? Burada yani tercihlerde çok hata yapılıyor. Onu gösterdi. Yani öğrenci eski alışkanlıkla, ailelerin eski alışkanlıkla kazanabilme ihtimali olmadı. Kazansa bile okumayacağı bir alan olduğu halde onu yazdırıyor. Ya başkasının hatırı için yazıyor. Fazla düşünmeden yazıyor ama orası tutu veriyor. Yani böyle durumlarda tercihlerde bunun için e, kesinlikle okumayacağım, bunu e, okuyamam bu branşta denilen şey hiç yazmasınlar. Evet yani e, puanı yüksek olabilir, olabilir. ama yani, yani o, kendi gönlüne hitap etmiyor, heh, ruhuna hitap etmiyor. Yani yüzde elli bir evlilikte de öyledir. Yani insan evlilik kararı verirken yüzde yüz yakalayamazsınız. Yani burada yani %70 80 bu bana uygun dediğiniz zaman onda sana ya Allah deyip gidin diyoruz <laughs> tabiri caizse. <laughs> yani meslek seçiminde de öyle. Yani karar verirken hayat da, hayat da tercihlerden oluşuyor. Seçimlerimizden oluşuyor hayat. Onun için te tercihler Biz önemli. Güzel söylediniz hocam yani. gerçekten. Yani verdiğimiz se seçimlerimiz geleceğimizle ilgili e hangi istikamete gideceğimiz, hangi sonuca varacağımız da çok yakından ilgili. Böyle durumlarda tabii insan çok iki önemli konu, iki önemli tasarruf hayatında önemli insanın. Biri evlilik, bir de meslek seçimidir. Burada ne kadar ayrıntılı düşünüyoruz, hatta evlilikten önce şöyle diyoruz, evlenmeden önce gözünüzü dört açın, evlendikten sonra yarım açın diyoruz mesela. Yani seçtikten sonra da artık yani yüzde ellinin üzerinde bir kanaatle, bir tatminle, memnuniyetle seçiyorsa ondan sonra onu geliştirmeye çalışacak artık, değiştirmeye değil. Yani bazı mükemmeliyetçi anneler de bir türlü emin ol, karar veremiyorlar. Olmazsa bir daha, olmazsa bir daha böyle çocuk şeyde bırakıyorlar, arada bırakı, bırakıyorlar. O da mutsuzluğunu artırıyor. Hocam aslında çok önemli bir noktaya evet. temas ettiniz. Ee, şöyle de bir sorunumuz var sanki. Ee, çocuklar e, kendi seçimlerini de çok yapamıyorlar gibi. Ne dersiniz? Yani biraz baskı var, ilgi var. Burada sanki biraz ailelerin, annelerin veya babaların hmm. kendi özlemleri de mi var, kendi yapamadıklarını. Yani, yapma. Tabii, çocukların üzerinde o onlarla özdeşleşip Yani bu bazı anneler babalar çocuklarında bir şey e, harita çiziyorlar. Zihin haritası. Filanca doktor olsun, filanca işte hukukçu olsun, filanca oğlum e, hoca olsun filan böyle çiziyorlar. Onları ona yönlendiriyorlar. Ya yani onların özgür iradesi var, istekleri var. Ya yani onlar ayrı, artık birey. Bunu düşünmüyor. Kafasında sanki çocuk çocukları değil de onun eşyası gibi görüyor. Böyle anne babaların... Ona ait bir şey gibi. Yani çocuk, çocuk bizim çocuğumuz ama bize ait değil. O da ayrı bir insan. Ayrı bir sorumluluğu var. Onun ayrı bir hayatı var. Yani bunları düşünmeden şey gibi böyle fazla dominant şey hükmetmeyi seven e, annelik babalık tarzında bu oluyor. Ve bu, bu tarzdaki kişiler de genellikle çocuklara fırsatlar vermediği için bazı çocuklar pasif oluyor. Bırakıyor kendini. Bazıları da isten ediyor. E, kendini e, şeye e, mutsuz olmadığı bir alana gidebiliyor tepkisel olarak tepki da başarılı da olamıyor. Başarılı da olamıyor. Yani bu bu, bu nedenle bu e, çocukların ya yani son kararı gençlere bırakmak gerekiyor. Anne ama anne babanın uyarı vazifesi var. Hı -hı. Onlar yapacak farklı farklı bakış açıları getirecek, farklı e, düşünceler getirecek ve mesleğe ne anlam yüklediğimiz önemli. Yani mesleğe biz anlam yüklerken hem aileler hem e, gençler mesleğe sanki vücudumuzun cildimiz gibi görüyoruz. Halbuki meslek elbisemiz gibidir. Hı hı. Yani olmazsa olmaz, vazgeçilemez, değiştirilemez bir şey gibi görüyoruz. Halbuki çoğu zaman biz gençlere diyoruz ki diplomayı al arka cebine koy. Hı. Yani diploma insanın hayat başarısında diploma birinci planda değildir. Birinci planda kişinin doğru hedef koyması, kendini yönetmeyi başarması, motivasyonun yüksek olması bunlardır. Yani bunları öğrenirse Hangi meslekte olursa olsun o meslek sadece bir e, kolaylaştırıcı bir etki yapar. Yani birçok meslek şu anda Joker meslek zaten. Yani mesela bunun için tıpa girip de daha sonra hiç hekimlik yapmayan birçok insan var. Başkasının hatırına girip de ya yani isteksiz, gönülsüz böyle e, hasta muayeneden kişiler var biliyoruz. Yani bu nedenle kişinin yani son kararını kişi versin ve bunun bunu kararı verirken hem aklının e, e, Akıl süzgecinden geçirsin hem de iç sesini dinlesin. İkisini bir e, düşün, e, hareket ettirerek. Sadece iç sesi dinlerse o da insanı yanıltabiliyor. Yani aklıyla iç sesini dengeleyecek. Yani akılla kalp dengesini kurabilmesi lazım. Yani sevmediği bir şeyi tercih etmesin. Ama sevgide de aşık derecesinde sevmek de gerekmiyor. Evet. E, aklıyla da kişi ne yapacak? Realiteye uygun gerçekçi mi? Hı -hı. akılcı mı tercihlerim. Ne güzel yani buna bakacak, buna da bakarsa doğru tercihler de yapar ve karar verdikten sonra artık dönüp arkasına bakmayacak. Bundan sonra bundan sonra ne yapabilirim diyecek. Yani mesleklere şöyle abartılı anlam da vermemek gerekiyor. Ama tabii bazı meslekler mesela sağlam mesleklerdir. Krizden etkilenmez. Mesela sağlık meslek, sağlık Hı -hı. alanında onun için ona çok tercih vardır. Yani anneler babalar da çocuğum işte namerde muhtaç olmasın diye böyle garanti mesleklere yani iş bulması kolay olan mesleklere haklı olarak teşvik ediyorlar. E şu anda Türkiye'de de o konuda ciddi yani eğitim şeyler de var, avantajları da var. Aslında onları da konuşsak mesela hangi meslekler ön planda ama bu arada biz hemen sohbete daldık konu önemli olunca telefonları vermeyi unuttuk. Hı. Onları verelim izleyicilerimiz için. E, 0212 454 55 17 0212 454 55 18 numaralı telefonlarımızdan bize ulaşabilirsiniz sevgili izleyiciler. Ayrıca twitter.com slash önce çocuğum, facebook.com slash önce çocuğum ve önce çocuğum ettegeretehaber.com.tr adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Ee, ve tabi sorularınızı e, yollayabilirsiniz. Hocam dediniz ki bazı meslekler var ki hani bunlar gerçekten hani hiçbir zaman değerini kaybetmez. Bir de günümüzün de çağımızın da meslekleri var. Biraz bunlardan bize bahseder misiniz mesela hangi meslekler şu anda ön planda? Tabii geleceğin mesleği olan meslekler var. Bu meslekte seçenler yani şu anda bir çok ilgi olmuyor fakat gelecekte çok ol, olabilecek meslekler. Tabii siz bunları yakından takip tabii, yani ediyorsunuz. Biz, biz şeyde özellikle gelişmiş ülkelerde hani yeniden keşfetmeye gerek yok. Şimdi gelişmiş ülkelerde mesela tıp fakültelerinde çoğu yerde doktor sayısı kadar biyomühendisler var. Yani bu biyomühendisler şeyin e, e, o babanın bir açıkladığı proje vardı beyin projesi. Beyin projesi beyinle e, insan e, beyinle bilgisayar arasında e, nöroteknoloji projesi. Yani bu proje genom projesinden sonra geleceğin bilim projesi. Bununla ilgili birçok ilaçta cihazlar bulunacak, yeni ilaçlar keşfedilecek. Yani bu, bu te teknolojiyle insan ve bedeninin özellikle beynin senkron çalışmasını sağlayan nano teknolojinin de girdi, nano mühendisliğin de girdi alanlar var mesela. Bu alanlardaki şey, mühendislikler şu anda çok bilinmiyor. Fakat gelecekte bunlar önemli olacak öyle gözüküyor şu evet, anda. Müthiş bir bilgi bu aslında Tabii. hocam değil mi? Tabii. biyomühendislik Biyomühendisliktense biyomedikal gibi alanlar burada şey, şeyler için ama e, akademik geleceği olan biyomühendislik, biyomedikal daha çok tıp tıbbi cihazlarla ilgili uzmanlaşma var. Biyomühendislikte o konunun yani arge'si olan bir alan. Yani bizim bu, ülkemizde var mı biyo var, biyomühendislik Var, var. Çok güzel. Var. Biyomühendislikle ilgili şimdi iki türlü bir kimya ağırlıklı ilaç, yeni ilaçları bulmayla ağırlıklı Bir de sinir bilimi ağırlıklı biyomühendislikler var. Gençler hangi ne tercih ediyorsa ona yönelebilir ama sonuçta e, çok büyük fark yok. Daha e, yüksek lisans, doktora da ayrışıyorlar onlar. Yani bu buna yönelebilir Yani gençler için diğer bir şey anam, yani meslek önemliyse yani Hı -hı. özellikle böyle e, yani to, e, toplumumuzun büyük çoğunluğu tabii e, hayat e, zorlukları yaşayan yani özellikle orta gelirli aileler yani çocuklarını bir an evvel bir mezun olsun da elin altın bileziği olsun yani, kendini kurtarsın diye okutuluyor yani kız çocuklar da onun için okutuluyor şu anda kız çocukları evleniyorlar. E, e, mezun oluyorlar kısa bir çalışıp evleniyorlar ama ona rağmen okutuluyor. Niye? Yani günümüzde tabii ya yani modernizmin sonuçları var. Yani boşanma çok arttı. Ya yani bu çocuğun başına bir şey gelirse kötü bir adama düşer, kötü muamele ederse elinde sanatı olsun diye, olsun, mesleği olsun, diye. Ne kadar büyük bir güvence. Güven oluşturuyor haklılar da. Elbette Çünkü ki. her aileden birkaç tane böyle hiç ummadığınız kişiler boşanıyorlar. Ya yani çocuğunu bu şekilde hissetmesi haklı bir endişe. Ya bu nedenle okutuluyor. Özellikle hemşirelikte mesela kız çocuklarımız çok güzel okuyorlar. Fakat mesleğe fazla devam ettirmeden hemen evlenip bırakıyorlar. Onun için devamlı hemşire açığı var. Hmm. Yani. Çok genç hemşire, hemşire açığı var diyorsun. Çok hiç bitmiyor. O kadar mezun verilse de hiç bitmiyor Çünkü yok hemşire açığı var. Mesela bu şeylerde onun için genç kızlarımız çok tercih ediyorlar. ya yani meslek evet, olarak. Ederim. Üniversite okumak da hemşire olarak değil mi? Üniversite Tabii. okumak da ayrı bir şey getiriyor, değer katıyor yaptığı işe evet. ve kariyerine herhalde. Tabii. Yani şimdi hemşirelik çok e, sorumlu olan bir meslek. Yani şimdi, yanlış yani dikkatli olmayan bir hemşire hatta sağlıkta e, Cerrahpaşa'da bizim hocamızın güzel bir sözü vardı. Melih Tahsinoğlu, Allah rahmet etsin. De, şeyin aşçının hatasını maydanoz örter, terzinin hatasını ütü örter, e, sağlıkçının hatasını toprak örter demişti bu yani burada bütün klinik, de insan sağlığı uğraşan herkes için, ki doktor için hepsi geçerli. Bir yanlış bir ilaç verdiği zaman, yanlış iyi ne yaptığı zaman, yaptığı zaman kişi pat diye ölüyor. Yani bu mesuliyeti yüksek işler, veballi işler, meslekler. Evet, gerçekten. Yani burada yani hemşirelik bu nedenle, yani daha önce iki yılda hemşire olunabiliyordu. Dört yıl yüksek, fakülte ya da e, yüksek okul seviyesinde dört yıllık bir eğitimle, yani iki yıllıkla yeterli olmuyor. E, oldu ama sağlık alanında ilginç Türkiye'de büyük bir boşluk vardı. O boşluk için birçok yeni meslek çıktı birkaç senedir. Mesela bunlar dil ve konuşma terapisi. Müthiş peki konuşma güçlü olan kişiler var. Yani o kadar çok ki doktor doktor dolaşıyorlar, sonuç alamıyorlar. Konu dil terapisti, dil konuşma terapisti lazım. Hı -hı. Mesela ses terapisti lazım. Odyoloji işitme odyoloji bölümünde işitme ile ilgili birçok ihtiyaç var, fakat uzman yok. Ergoterapi bölümü var. Bu ergoterapi bölümü de mesela otistiklerin yahut da engellilerin, diğer yürüme fiziksel engellilerin, ruhsal engellilerin, diğer bütün engellilerin hayata uyumunu sağlıyor. Yani aslında mesela bunları evet. bilmiyoruz hocam. Evet. Ne kadar önemli şeyler söylüyorsunuz. Evet. Bunlar aslında tek her biri gerçekten günümüzde en çok ihtiyaç duyulan şeyler. Ama tabii biliyoruz işte doktorluk, şu avukatlık, şu bu, bu kadar kısa kısa ha. şeyler biliyoruz. Ama ayrıntılara girdiğinizde böyle farklı meslek alanları çok enteresan tabii. yerlere getirebiliyor değil mi? Tabii yani doktor olamadım diye hiç şey yapmasın. Mesela bir dil konuşma tedavisi, odyoloji, ergoterapi, fizyoterapi bütün bu, bu branşlara yöneldiği zaman... Ve mezun olur olmaz uzman oluyorsun. Sosyal sosyal çalışma uzmanı. Peki mesela Engelli. bunun için böyle bir meslek için nereye nerede okumalı Tabii, öğrenci? Sağlık Bilimler Fakültelerinde bu 4 yıllık programlar var. O programlarda bunlar bunların şeyi bölüm olarak açılmış ve devam ediyor. Türkiye'de yani daha geçen sene yaygınlaşmaya başladı. Yani bunlar bir müddet sonra bu bölümde mezun olanlar yani istersen yüksek lisans doktora da yapabilecek ve alanında derinleşebilecek çünkü boş, öne açık. Evet değil mi? Gerçekten tabii. çok büyük ihtiyaç var. Çünkü biz tabii. yaptığımız programlarda da görüyoruz bunu. Evet. Çok tabii. fazla böyle sorunu olan ailelerle karşılaşıyoruz. Gerçekten yardıma ihtiyacı olanlar ve dediğiniz gibi böyle bir boşluk var. Tabii. Yani şeyde mesela psikoloji bölümüne ilgi çok öğrencilerden. Türkiye'de her yerde açtı, açıldı Hı. ama psikolojide tabii mezun olurken hiç böyle hasta görmeden mezun oluyor gençler. Hı hı. Yani bir test yapmadan bir mesela depresyon hastası, bir OKB hastası, bir şizofreni, otistik görmeden mezun oluyorlar. Ya yani de tabii çok geniş alan. Sosyal, endüstriyel psikoloji hepsi var ama sonuçta yine de psikolog demek insana dokunmak demek. Bir yani ruhuna dokunmak, ruhuna dokunmak değil mi? demek. Yani bu durumda mezun olurken <laughs> ya yani test yapabileceği, klinik ölçeklerle uygulayabileceği, yani insan analizinin temel ilkelerini öğrenebileceği bir alan kişinin. Buna da çok gençler arasında ilgi var. Ya yani bu ve olan ama burada tabii yani, üniversiteyi e, seçerken buna dikkat etmek dikkat lazım etsin, değil mi? Yani hani, bu da bir ihtiyaç. O alanı e, bulabileceği bir üniversite seçmek tabii gerekiyor. Tabii ona göre özellikle işte klinik psikolojiyi seçenler e, hastane ada o staj ve uygulama imkanları geniş olmasına sağlık alanında seçilmenin en büyük zorunluluğu da orada zaten. Yani u, uygulama yeterli olmayan şeyler mesleklerde şey alanlarda iyi değilse uygulamacılığı mesela çocuk gelişim bölümü de çok önemli. Geleceği olan bir şey. Çocuk gelişimi bu alan ama uygulamasını bunun yapabilecek. Yani iyi, uygulamasını iyi yapabilirse çocuk gelişimi gibi alanlar yani yani şu anda işte pedagog mesela var. Pedagog deniyordu. Türkiye'de kaldırıldı pedagoji kavramı. Pedago pedagojik kavramının karşılığı aslında çocuk gelişim bölümü üniversitelerde. Yani çocuk gelişimini bitiren bir kimse eski ta tabirle pedagoji uzmanı oluyor. Pedagog oluyor. Yani çocuk e çocuk gelişimi uzmanı oluyor. Yani çocuk gelişimi uzmanı ne demek? Çocuğun e e sağlık gelişimini, davranışsal gelişimini ve e zihinsel gelişimini hepsini temel normalleri bilen bir kimse bununla ilgili şey rehberlik yapan bir kimse bu yani pedagojik formasyon denilen yaklaşım sadece eğitimle ilgili anlaşılıyor halbuki çocuk gelişiminde okul öncesi anaokulu çocuk eğitiminde bunların hocası oluyorsunuz onların uygulamacası oluyorsunuz yani bu da çocuk gelişimi bölümü de ilgi çeken ve sağlık yöneticiliği Türkiye'de sağlık alanında biliyorsunuz yani devrim niteliğinde değişimler yaşandı, evet, yapılıyor. Değişim yaşanıyor, yani bu, evet. bu, değişimler sonucunda sağlıkla ilgili bütün şeye, uzman kadrosuna ihtiyaç var. Yani bu uzman kadrosu, sağlık yöneticiliği de baş sağlık yöneticiliği bir olay burada. Herhalde. Sağlık yöneticiliği çok ihtiyaç var. Yani burada bir hekimin sağlık yönetici olarak harcanması yanlış. Kaynak israfıdır. Yani oturup da yani unca sene tıp fakültesi okumuş, bir konuda uzman olmuş, ameliyatı bırakıyor, hastayı bırakıyor. Orada onu imzala, bunu imzala, bununla uğraşıyor. Yani burada kaynak israfı. Ne kadar güzel. Doğru söylüyorsunuz. Yani onun yerine ona böyle sağlık yöneticileri yapacak. O böyle durumlarda yani kendi insana temas eden işler yapacak mesleki önceliklerine dikkat edecek yani bunlara aslında farklı idari tabii, bir iş değil mi? İdari bir iş şey. onun yani, yani bir hekim şey olabilir yöneticiliği duyabilir yani o konuda yüksek lisans yapıp devam edebilir o ayrı bir şey ama e, sağlık yönetimi nasıl e, her şeyin bir kuralı var bir futbolun da kuralları varsa işletmeciliğin de kuralları var o sağlık işletmecinin de kendine göre kuralları var yani işletmeciliği bilmeyen sadece tıp fakültesi okumuş, sadece sağlık bilimleriyle ilgili ve uzmanlık almış bir kimsenin birdenbire yönetici olması çok e, 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 özel yetenekle ancak olabilir. Yani bu, burada Türkiye'deki yanlışlardan birisi. Yani burada bunu da yani tabii Sağlık Bakanlığındaki e, idareci katlanan çoğu hekim olduğu için bu, bu konuda meslektaşların meslek tutuculuğundan çekinerek böyle bir e, açılım yapmıyorlar, yapamıyorlar. Ama şu anda gidip de Ankara'da oturması bir şeyin sadece masa başında oturması bence kaynak israfıdır. Bunu da ele alması gerekiyor. ve sağlık yöneticiliği bölümlerine ağırlık verip onlar bu işi en iyi yapabilecek kişiler. Yani evet. niye şurası kırıldı, burası döküldü, burası akıyor? Bununla bir hekimin uğraşması. Değil mi? Değil mi? yazık kaynak israfı. Gerçekten. Bu, bu da, israfı. da sağlık yöneticiliği bu nedenle er geç olacak bu. Gelişmiş ülkelerde öyle yapılıyor yani. Hatta üniversitelerde bile. Yani üniversite başkanı diye bir Amerika'da başkanlık, şey üniversite başkanlığı sistemi var. Akademik kadrodan bile olmuyor. Yani o, bu şekilde bu yani deneme yanılmayla ya da iyi gözlemle elde edilmiş gelişmiş ülkelerin güzel uygulamaları var. Bunları alıp biz de e, kendi şeyimize, yapımıza uygun hale getirebiliriz. E bu o ayrı bir konu tabii ama burada meslek seçimlerinde bu sağlık yöneticiliği de burada önemli bir meslek. Yani diye onun dışında mesela şeyler işte elektro nörofizyolojiden tutunda şeye kadar e, mesela odiyometriye kadar kulak öl işitme ölçümleri, ses ölçümleri, denge ölçümleri bunları yapan alanlar hepsi e, bir konuda mesela optisyenlik gibi ya yani bütün alanlar e, gençler için şey yeni alanlar evet, yani bunları da alanlar, muhakkak çok geniş kapsamlı düşünmek Tabii. gerek. Aslında e, gerçekten söylediğiniz gibi ülkemizde <laughs> Doktorlarımız harika, hastanelerimiz çok gelişmiş standartlarda ve değeri de daha iyi anlaşılıyor ve yurt dışından ülkemize tedavi görmeye gelen insanlar var. Eskiden Türkiye'den yurt dışına giderdi Tabii. şimdi yurt dışından ülkemize geliyor ve gerçekten bu yeni bir dönem başladı aslında sağlık açısından ve gerçekten çok fazla sağlık personeline ihtiyaç var. Tabii. Öğrencilerin de bunu düşünmesi lazım geleceğin mesleklerini evet. seçerlerken. E, hocam ee, doğru tercihleri yaparken nelere dikkat edecekler başka? Tabii <laughs> doğru tercihleri yaparken yani gençler e, ne istediklerini bir iyice dur düşün ben ne istiyorum desin. Yani komşu söyle söyledi toplum böyle istiyor annem böyle istiyor babam böyle istiyor diye değil sen ne istiyorsun bunu sor. Yani bu ve e, ikinci soruda şu olsun bu yaptığım tercih benim için en doğru tercih mi? Bunu, bunu da sorgulasın. Karar, bunu da sorsun kendi kendi. Yani bunu yani başkaları üzülmesin, hatır için istiyorsanız ileride pişman olma ihtimali çok yüksek. Çok yüksek. Ne için istediğini söylemesi lazım. Ve o meslek seviyor mu sevmiyor mu onu söylemesi lazım. O ne kadar önemli tabii, bir şey değil. Çok, mi? İnsan severse mesleğini tabii. gerçekten çok başarılı olur. Hiç de zor gelmez ama sevmiyorsa da işkenceye dönebiliyor. Tabii buna rağmen karar veremiyorsa kendi kariyer testleri var. Mesela biz üniversitenin Üniversitesi web sayfasına koyduk. Girip oradan rahatlıkla Holland diye bir test var. Ne o test Holland. 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 Ee, Hollanda Hollanda. Holland. O ha. yapılıyor. O testi yaptınız 10 dakikalık bir test. Yani sosyal alanda mı daha güçlüsünüz, e, Mühendislik mühendis alanda mı daha güçlüsünüz? Hangi alanda daha güçlüsünüz? Onunla ilgili hızlı bir sonuç veriyor. Kabaca hangi alanda kendini şey yapabilirsiniz, ilerletebilirsiniz ve o öyle bir test yaparak yani kendini de, kendi kendine karar veremeyen kişilerde böyle test kariyer testlerinden, e buna rağmen karar veremiyorsa o zaman tercih merkezleri var, tercih robotları var ülkelerde, hı hı. üniversitelerde. Üniversitelere de başvurup Tabii. ilgili uzmanlara Tabii. E, sorabilir, danışabilirler Danışabilir. değil mi? Orada görevli uzmanlar oluyor, o uzmanlar gençlere soruyorlar, Pua, puandan daha çok başarı sırası önemli. Başarı sırasına bakıyorlar, geçen sene o başarı sırası nerelere girmiş? ona bakılıyor. Bu sene muhtemel yükselme trendlerine bakarak bu şu başarı sırasına göre şuralara girebilirsin. Buralar sevdiğin, ilgi duyduğun, yani seni mutlu edecek alanlar hangileri? Bunlar. O zaman oradaki başarı sırasına göre doğru tercihler yapılıyor. Şimdi gök yine güzel bir uygulama yaptı. Ee, şeyin yanına kılavuzda şu an kılavuz e, hı hı. duyuruldu. Bu kılavuzda yanına o bölümde kaç tane doçent, kaç prof, kaç yardım doçent olduğunu Aynen. yazıyor. Çok yani güzel. öğretim üyesi kadrosuna baksınlar şeyin. Ona da bakmak çok Bak, önemli tabii. değil mi? Yani orada e, diyelim e, yeterli öğretim üyesi yoksa oradaki eğitim çok şeydir. E, riskli demektir. Yani. Aslında üniversitelerimizde de çok şey değişti tabii. değil mi? Hani e, yeni üniversiteler var, yeni yatırımlar yapan üniversiteler var ve birçok şey değişti artık. Çok iyi bildiğimiz üniversitelerdeki hocaların birçoğu yenilere kaydı. Yani evet, bütün bunlara dikkat var. etmek gerekiyor evet. herhalde. Hangi üniversite daha çok yatırım yapıyor Tabii. akademik kadroya? Hangi uzmanlar nerede? Bunlara da dikkat etmek gerekiyor, Tabii. değil mi? Yani bu şeyde her zaman yani tabiaraçlı rekabet insanların deneidir. Yani daha çok çalıştırır, daha çok yorar. Ama ortaya nitelikli ürün çıkar. Evet, gerçekten yani rekabet önemli. Burada da e, üniversite e, eğitiminde de bu e, vakıf üniversitelerinin e, çoğalması, e, yani Amerika'daki vakıf, üniversite oranıyla Türkiye Türkiye'de üniversitenin halen çok büyük e, yani nüfus başına oran Türkiye'de halen çok az. Yani bu kadar e, üniversite açılması tuhaf gibi geliyor ama yani bu. Ama konuda ihtiyaç var. Ihtiyaç var. Yani ve şu an. Ya şeyde yani gelişmiş ülkelerde yani kişi büyük ağır vasıta kullanan kişi bile şeyli, üniversite mezunu. Ya bundan ne ne kaybeder ki bir toplum? Değil mi? Eğitimi, öğretimi değil mi? Ne ya kadar üniversite çok şey kültürünü katılırsın. yaşayan kimse ne kimse hayata farklı bakmaya başlıyor. Yani bunun için o kültüre girsin, orada yaşasın ama mesleğini yapar yapmaz o ayrı bir şey. Yani üniversite kültürünü, oradaki ortamı, oradaki sosyal ortamı, hayatı tanımayı Bunlarla karşılaşırsa insan yani bunlar çağı yakalamak bu şekilde oluyor. Yani eğitim konusunda açılacak e, altyapılar yani Türkiye bu konuda önemli yani fiziksel imkanlar geliştirildi ama bundan sonra artık nitelik artırmak önemli ön planda, kalite ön planda. Yüksek öğrenimde de öyle. Bütün alanda Türkiye yani sayı çokluğundan daha önemlisi, altyapı çokluğundan daha önemlisi kaliteye ağırlık vermeli bundan sonra. Kaliteli kadrolar kaliteli eğitimciler. Yani bu, bunların yetişmesi de önemli. Bunlar tabii birdenbire olmuyor. Yani birdenbire bir şey mükemmel yaratmak Allah'a mahsus. Evet. Yani insan hiçbir şeyi bir sistemi birdenbire mükemmel yapamıyorsun. Minimum ihtiyaçlara asgari bir standartlarla başlıyorsun. Ondan sonra gittikçe geliştiriyorsunuz. Türkiye'de şu anda bunu yaparak kendini geliştirme süreci içerisinde yani gençlere bu nedenle Türkiye bir şey yaşıyor, açılım yaşadığı için, değişim yaşadığı için gençler şanslı bu konuda. Yani evet, şeye, çok güzel bir döneme denk yani, geldiler. Döneme denk geldi bu zamanki gençler. İyi meslek seç ama bütün iş şey, şey, tembellik insanlığın en büyük düşmanıdır. Yani insanı körelten en önemli şeylerden birisi insanı üşen gençliktir, kolaycılıktır, sabırsızlıktır, aceleciliktir. Bütün bunlar gençlerin Yeteneklerin körelmesine sebep oluyor gençlerin. Yani kim bir ideali olması bir insanın hayattaki ego ideali ne önemli? Hayatın sonuna geldiği zaman nasıl anılmak istiyorsun? Yani, hayattan yani hayatın sonuna geldiği zaman yani kurtulduk bu adamdan mı diyecekler yoksa hayırla ya edilecek şeyler yaptın mı? Yani o Steve Jobs'un çok güzel bir şeyi var. Mezuniyet töreninde konuşması var. İnternetten bulabilirler. Ya o biliyorsun Apple'ın şeyi hı hı, kurucusu. kurucusu. Ya o konuşmada da şöyle diyor. Ben e, bir söz okudum diyor zamanında. Yani bir insan hayatının sonunda e, e, ölümle ilgili ölüme e, ölüm karşısında değer ver, verecek şeyler mi yapmalıyım, değer vermeyecek şeyler mi yapmalıyım? Onun üzerine ölüm karşısında değer verecek şeyler yapmalıyım gibi kendime bir hedef seçtim diyor. Ya bu insanın çok çalışmasına sebep olmuş. Dikkat düzenli çalışmasına sebep olmuş. Kaliteye önem vermiş ve yeni buluşlarına sebep olmuş onun. Yani ben hayatım benden sonra güzel izler bırakacak şeyler yapmalıyım gibi bir hedef koymuş kendine. Gerçekten de müthiş bir iz bıraktı Bırakmış. değil mi? Tabii. Yani burada bu, bu tarz hedefler koyması önemli. Yoksa yani lay lom yaşayan gençlik o an mutlu gibi oluyor ama Öyle bir hayatın şeyi de yok zaten. Yani aldatıcı bir mutluluk o. Şuyum olsun mutlu olayım, buyum olsun mutlu olayım dediği zaman insan somut mutluluk. Bunu somut zevklerin peşinde koşmayı popüler kültür maalesef çok söylüyor. Evet ya, en büyük sıkıntılarımızdan biri birisi de bu. o. Hocam bir reklam arası tamam. verelim sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet sevgili izleyiciler reklamlardan sonra beraber olacağız. Evet önce çocuğum devam ediyor stüdyomuzda Profesör Doktor Nevzat Tarhan bizimle birlikte. Hocam sözünüzü reklamla kesmiştik. Evet. Buyurun siz devam edin. Tabii. Şimdi günümüz yani günümüzdeki popüler kültür, Hollywood kültürü gençleri çok etkiledi, etkiliyor. Yani bu nedenle 90 öncesi kuşakla 90 sonrası ergenliğe gelen hatta şu anda 40 yaşını Buldu o gençler 30-40 arasında o dönem ergenlik döneminde olanlar farklı bir şeyi var. Yani farklı bir genç modeli çıktı ortaya. İşte, Nasıl işte, hocam? Y, y kuşağı falan diyorlar bazıları X, X kuşağı diyor. Ve çıktı. Şimdi daha önce 90 öncesi bir soğuk savaş dönemiydi biliyorsun. Yani ortada büyük bir kapitalizm, komünizm, sosyalizmle ilgili bir şey vardı. Yani kapitalist kapitalist ahlak şeydi. Bencil ahlaktı. Yani başkasını yok sayarak yani aydınlanma çağında bireyselleşme, bencilleşmeye dönüştürmüş bir toplumda rekabeti teşvik etti ve hızlı endüstri devrimini ortaya çıkardı. Endüstri devrimindeki başarıdan dolayı bir kibre kapırdı, kapıldı. Ve zayıfı, güçsüzü yok. Yani mesela sadaka gerek yok yardımlaşmaya gerek yok. tevazuya gerek yok. Bunların hepsi işlem maliyetini artırır. Yani şeyi üretimi düşürür. Bu yani nedenle insanı insan yapan değerleri sildi Onları yoksaydı. sildi. Değerler yoksaydı hatta piyasanın ahlakı yoktur sözü meşhurdur. Halen iktisat fakültesinde okutuluyor maalesef. Piyasanın ahlakı yoktur. Ahlak piyasanın konusu değildir diye okutuluyor. öyle olunca da iyi ekonomistler yetiştiriyorsunuz. Fakat yani işi yani sonuçta Toplumu toplum yapan sadece hukuk değil ki, toplum toplum yapan ahlak var, ilkeleri var. Bu Asla inkar Bunu edilemez. Gö göz i̇yi mühendis yetiştiriyorsun, adam mezun oluyor, gidiyor, sentetik esrar üretiyor. İyi mühendis, yani iyi, iyi insan olmadıysa eğer, iyi mühendis, uyuşturucu üreten bir mühendis oluyor ya da silah, nükleer silah, enerji geliştiriliyor, silah tüccarların eline düşüyor, dünyayı savaşa boyu savaş hafif bir devamlı bir savaş çıksın diye silah satışı yaptırtıyor. Bunlar hep kötü ahlakın sonucu. İnsanlığın iyiliğini düşünen nesil yetişmiyor. Ya yani bu 90 sonrası bu kapitalist ahlakla kültürle sosyalist kültür mücadelevi bir denge tutturmuştu ondan önce ve özellikle gençler yani daha idealist oldukları için sosyalist kültürün etkisinde kalıp daha toplumsal düşünüyorlardı. Ya yani toplum için bir şeyler yapayım diyerek yani bizim gençlik dönemlerimizden hatırlıyorum böyle e, ya sağcı ya solcu ya futbolcu diye böyle şeyi <laughs> futbolculuğu vardı. böyle şey gibi yani işte bencil kişilerin ya da kendini düşünen kişilerin ilgi alanı gibi düşünülüyordu. Herkesin toplumsal bir hangi dozun hedefleri vardı. Ama şimdi bakıyorsunuz toplumlar hatta Franco'nun meşhur bu 3F şeyi var. Yani futbol film festival diye bunlara niye artı bunlara niye yatırım yapıyoruz diye sormuşlar demiş ki bunlarla gençlerin politize olmasını önlüyoruz demiş politize olmasını yani bu şimdi bunu bir yerde anlattıktan sonra bana birisi mesaj attı bir FDA var Facebook dedi. 4 <laughs> şey oldu evet, dedi. Evet gerçekten ya, öyle. Ve bunun aslında gençlerin yani, şu anda da bu şöyle yani daha önce onu devlet politikası olarak yapılıyordu. Şimdi de bunu Hollywood'dan yöneterek yapılıyor. Gençlerin toplumsal sorunlarla ilgilenmesini istemiyor. Şu andaki uluslararası sermaye istemiyor. Yani gençler eğlensinler, harcasınlar, kadınlar Tüketsinler. eğlensin, harcasın, tüketsin ve tüketim olsun. Biz üretelim, bir bir model ikoncan çıkaralım. Herkes ona baksın, onun giydiğini giysin, onun yediğini, onun gibi yaşamaya çalışsın diye böyle bir dünyayı etkiliyor. Ondan sonra da mutsuz Tep. ve depresif insanlar. insanlar, çünkü tatmin etmiyor, değil mi? Müthiş Tabii. bir tatminsizlik oluşuyor Oluş, böyle olunca. Tabi. Yani bu bunun sonucu da da şimdi nesillerin şey, kültürünü etkiledi. Belki 50 sene sonra birçok kültür yok olacak. Bu yani bu da e, internet teknolojisi, bu iletişim teknolojileri burada iletişim sistemlerinin yaygınlaşması burada büyük bir şey sağladı. Yani bu kültürün küreselleşmesi gibi bir durum ortaya çıkardı. E ve gençler bu böyle durumlarda daha ben merkezi yetişiyorlar. Daha konformist yetişiyorlar. Yani zevklerine daha düşkün yetişiyorlar. Ve mesela gençlerde mesela eğer aile vermediyse gençlerde şiddet niye arttı? Ailede şiddet niye arttı? İşte toplumda merhamet duygusu zayıfladı. Yani bir hayvanlara, kuşa, ağaca, yani onlara karşı doğaya karşı bir saygı göstermek, kendinden başkasını düşünmek mesela empatiyi unuttu. Empati bu nedenle şimdi sosyal bir sosyal bir duygudur bu. Bunu öğretmemiz lazım diye şimdi Eğitim sistemine katmaya çalışıyorlar empatiyi. Yani başkaları hakkında kaygı hissetmek, başkalarının haklarını da düşünmek, sadece kendi hakkını düşünmemek. Ve sosyalliği ikinci plana atmıştı şey. Yani 90 sonrası e, sosyalizm çöktükten sonra kapitalizm ne açıldı. Kapitalist, kapitalist ahlak küresel ahlak olmaya başladı. Buna alternatif üretilemiyor şu anda dünyada. E, bu Bilim kendi içinde bunun alternatifini öğretmeye üretmeye çalışıyor şimdi. O da kötü sonuçları görerek üretmeye başladı. Yani kötü sonuçları görüp diyor ki ya bu yanlışmış diyor, böyle olmalı diyor ve bir bilimin yardımıyla bu yapılmaya çalışılıyor. Hatta bunun için pozitif psikoloji diye bir bilim dalı gelişti. Pozitif psikoloji yani mutluluk bilimi diye geçiyor. İçindeki ilkelere bak, baktım ben. Yani onun kitabını da biz Türkiye'de yani kendi kaynaklarımızla çıkardık. Bu kitap sanki Mevlana'yı almış, sistematize etmiş, metodolojisini geliştirmiş, bize şey olarak sunuyor bunu. Pozitif, pozitif psikoloji adı altında sunuyor ve bu bu aslında koruyucu ruh sağlığı. Yani insanın gencin hem başarılı olması hem mutlu olmasının ilkeleri var burada. Duygusal zeka eğitimi yapıyoruz biz mesela gençte bunu Üsküdar Üniversitesi olarak zorunlu ders olarak koyduk. Yani hep öğrenci mezun olmadan önce bir dönem kredili olarak bu dersi alıyor. Hatta bir psikolog arkadaşımızla dersi veren kendiliğinden bir duygusal zeka testi yapmış. Derslerden önce, dönemin başında bir de dönemin sonunda duygusal zeka testi yapmış. Duygusal zeka yüzde %20 yüksek çıkmış öğrencilerde. Bir dönem haftada 3 saat okudukları halde duygusal zekanın %20 olması demek bu insan duygusal ipuçlarını iyi daha iyi okuyor. Bu da bu adamda önemli. Değil kendi mi? duygularını daha iyi okuyor ve duygusal kararları daha sağlıklı veriyor. Hayatta her şey zaten temel ihtiyaçlara göre yönelmiyor ki. Mesela alışveriş yapıyorsun, ihtiyacı göre yapmıyorsun. Takdir edilme arzusu için yapıyorsun alışverişi. Veyahut da hoşuna gittiği için evlilik gibi, yatırım gibi kararları insan şeye göre vermiyor, aklına göre vermiyor, duygularına göre veriyor bu kararları. Duygular yönetmeyi bilmiyorsa yanlış duygusal karar veriyor. Bunları da öğrenmesi gerekir insanın. Bunu artık bilimsel metotlarla bunu gençlere öğretmek gerekiyor. Bunları öğretirsek genç, mesela empatiyi bir değer olarak öğreniyor. Uzlaşmacılığı, katılımcılığı, bağışlamacılığı, yani insanları sevmeyi, yani insanlara yardım etmeyi, yardımseverliği, bütün bunların hepsini bir değer olarak öğrettiğim zaman gençlere gençler toplumda hem üreten hem kendisiyle barışık olan hem de Toplumda iyi insanların yetişmesine katkı sağlayan bireyler ortaya çıkar. Bu nedenle devlet politikalarında bunların üzerinden gitmek lazım. Bunları yani yeni bilim politikası, yeni eğitim politikalarında bu tarz uygulamalara ihtiyaç var. Yeni kuşaklar, yani gençlerin bence şu anda en büyük iyi kuşağı denilen gençlerin, mesela konformist dedik, ne oluyor? Üşengeç oluyorlar. Emek vermeden hazır çözümler peşindeler kolay elde etmek istiyorlar. Yani bu, böyle bir nesille yetişiyor. Hem onların e, sağlık doğru yetişmesi hem de bunların e, kendi hayat sorumluluk almaları için ne yapılabilir? Buna çalışmak gerekiyor. Fazla sözü uzattım evet, herhalde. Evet, ama gerçekten evet. çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Gerçekten en büyük sorunumuz o. Örneğin hemen aklıma geldi. Bütün üniversiteler açık bildiğim kadarıyla öğrenciler hayatlarıyla ilgili önemli kararlar verecekler. Ve bu noktada doğru üniversiteyi seçmek de önemli bölüm kadar. Evet. Ee, bunu yaparken mesela e, sizler daha iyi e, gözlemliyorsunuzdur. Kaç öğrenci e, gelip işte üniversiteleri geziyor, e, evet. hangisi benim için doğrudur, hangisi iyidir, araştırıp uzmanlarla konuşuyor. Bunlar var mı? Yapılıyor mu? Tabii tabii yapılıyor. Yani bu geçtiğimiz hafta birçok üniversite tanıtım dönemine başladı. Ee, başladı. 15 Temmuz'a kadar sürecek. Hı hı. Şimdi birkaç gün içinde ÖSYM ÖSYM'e kılavuzu şu anda yayınladı. Yani kılavuzu hı. yani üniversitelerin kontenjanlarını. Öğrencilerin notları, puanları belli olacak. Başarı hı hı. sırası belli olacak. Hı hı. Şimdi öğrenci başarı sırası belli olduğu zaman asıl tanıtım ve doğru üniversiteyi doğru tercih yapabilmek için araştırmaya başlıyor. Ama şimdiden mesela internete girerek... Yani üniversite gitmek istediği alanın veya hatta üniversitenin web sayfasına girip incelesinler. üniversitenin şey, internet, internet üzerinden araştırırlar hı hı. Ama e, fiziksel olarak bunun buna rağmen eğer tereddütleri varsa bizzat atlayıp üniversiteye gidip orayı görsünler. Ha i̇şte Çünkü, onu demek istiyorum. Tabii. Hani böyle imkanlar var ama var. kaç öğrenci bundan faydalanıyor? Kaç öğrenci 4 yıl geliyor? Dört yıl geçireceksin orada. Şimdi dört yıl geçirdiğin Bunu bir yerde. lazım. Onu demek tabii, istiyorum. Geçirdiğin yerde rahat mı ferah mı? Nasıl, nasıl, ulaşım nasıl, sınıflar nasıl. Yani burada hayatının en güzel dört yıllık bir gencin yani üniversite. Orayı geçirecek, yani orayı bir görsün. Yani oraya girdiği zaman zaten yani şeylerin, kurumların da kimlikleri vardır. Hemen hissedecek. Mimarinin mi? de kimliği vardır, kişiliği vardır. Yani oraya gittiği <laughs> zaman sıcak karşılar, hüsnü kabulle karşılar. Yani oraya gittiği zaman kendini iyi hisseder. Bunu neden olduğunu tanımlayamazsınız ama ya burası bir bana çok sevimli sıcak geldi der o bir iç iç, iç onaydır kişinin hı hı. O, o böyle bir his varsa o zaman ya oradaki bir aslında üniversitede. aslında önemli bir şey bu değil mi Tabii. hocam ya böyle bir his, orada verim de artıyor daha mutlu, zaten kurumsal sadakat çalışmalarında bir insan çalıştığı kurumla bağlılığını artıran neler diye araştırılmışsa birinci planda oraya sevmesi geliyor İkinci planda işte geleceğini güvende hissetmesi üçüncüsünde aldığı ücret gelirmiş Burada da öyle yani kişi o severek okuyabilmesi, severek o sınıfına, e, okuluna gidebilmesi ve orada ikinci de yani okuyacağı ortam ikincisi de öğretim kadrosuna dikkat etsin. Yani akademik kadronun nitelikli ve o işin e, e, doğru kişilerin olması. Mesela e, de, bazı yet, bazı alanlarda e, doçent, profesör eksikliği nedeniyle e, mesela sadece yardım doçentler oluyor ama hmm. ideal olan bir yardım yardım doçent Ile birlikte doçent profesör oranı. Doçent az bulunuyor. Hemen e, bu profesör e, e, olarak de devam etme daha, şimdi şu anda kadro imkanları daha geniş olduğu için. Yani böyle durumlarda, yani yeterli kadar bir profesör kadrosu var mı? Doçent kadrosu var mı? Yardım doçent kadrosu var mı? Bunlara baksın. Evet, Ve bu, akademik kadro akademik kadroya baksın. Orada ÖSYM'de akademik kadro kaç sayı olarak veriyor? Web sayfasına girerek, bölüme bakarak da Onları araştırsın hocalar. Çünkü iyi eğitim iyi hocalarla alınır burada. Yani Hı -hı. hocalar hoca çok önemli. Yani eğitimde bir usta çırak ilişkisi de vardır her zaman. Yani evet. o birçok şeyi sorabilmesi, ya yani bu konuda kalite standartları olan bir üniversite olması, yani üniversitenin vizyonu, misyonu var. Bunlara da bakması gerekiyor. Bunları yani. da göz ardı e da hani verilmez. orada tatlı böyle güzel kelimeler, cümleler yazılır ama yani Uygulamasına bakmak gerekiyor. Hmm. Gerçekte mesela bu ne üniversite RG'ye yatırım yapıyor mu? Ya bu, bu üniversitenin laboratuvar imkanları nasıl? Bizzat baksın. Yani laboratuvar yok, sadece dört duvarsa bir üniversite. Laboratuvar her şey dışarıdaysa, bu bu üniversite eğitimi önemsemiyor. Bu Demektir, üniversite diyorsunuz. öğrencinin yanında değil. Bunu düşünüyor. Bunlar da çok mi? önemli ayrıntılar. Bunları, bunları sorgulasın gençler, aileler bunu sorgulayarak tercihlerinde bunları önem versin. Yani şu an ve ileride de şu da önemli. Göğsünü gere gere ben filanca üniversitede mezun oldum diyebilmesi lazım. Evet. Yani üniversitenin bu nedenle oluşmuş bir imajları, imajı vardır üniversitenin. Böyle bir imaj hissediyorsanız, ya yani yeni bir üniversite tercih ederseniz böyle bir bu üniversite gelecek var diye olumlu bir algı oluştu, olan üniversiteler var. Bunlarda göğsünü daha çok gele gele söyleyebilir gençler. Evet hocam çok teşekkür ederiz gerçekten yine doyamadık sohbetinize bir sürü soru vardı evet. İzleyicilerimizden de özür diliyoruz süremiz yetmediği evet. için soramadık ee, evet. çok teşekkürler. Rica ederim efendim. Evet sevgili izleyiciler bir programın daha sonuna geldik haftaya cumartesi aynı saatte buluşmayı diliyoruz hoşçakalın.